sonsuz teşekkürler. Şimdi operatör doktor Taylan Bodur. Gerçekten kısa bir zamanda olsa sektörde yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an bölgede herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmeciliği yapmaktasınız. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Ve sormak istiyorum Sayın Taylan Bodur. Kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 1982 Muğla doğumluyum. İlk orta lise öğrenimini Muğla tamamladıktan sonra üniversite Ankara Üniversitesi'ni tamamladım. Uzmanlık edindim 9 Eylül Üniversitesi'nde bitirdikten sonra da toplamda 8 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Son 5 yılımda da yaşadığım şehirde hizmet vermeye devam ediyorum. Harikasınız. 2010 tarihi itibariyle sektöre giriş yaptınız. 8 yıl başarılı çalışmalar ve kendi muayenehanemizi açtığımız tarihte 2018. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Deniz çok kısa bir zaman geçti. Evet. Fakat biraz evvel de söylediğimiz gibi çok kısa zamanda da herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği bir işletmecilik yapıyoruz. Şimdi burada verilen hizmetlere geçmeden önce ben değerli izleyicilerimize biraz konumu da izah etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyoruz? Ortalama 150 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? Benim dışında 2 tane benimle beraber çalışan arkadaşım vardır. Uzun yıllar onlar da bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro diyebiliriz. Şimdi size gelen konuklarımız, ağırlık olarak hastalarımız nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Genellikle Muğla merkez ama diğer ilçelerden de gelen hastalarımız oluyor ama son zamanlarda giderek çevre illerden de bize ulaşan, bizden yardım isteyen hastalarımız da bulunmakta. Muğla bütününe özellikle bu hizmeti verebildiğimiz gibi zaman zaman çevre il ve ilçelerden gelen konuklarımıza da hizmet veriyoruz. Kaldı ki Muğla Turizm Cemiyetimiz Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından bölgeye gelen zaman zaman özellikle yaz ayları içerisinde turistik amaçla gelen hastalarımızdan da birçok hastalarımız olmakta. Hizmet verebiliyoruz. Aynen. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım mı? Size gelen hastalarımız hangi konularda sizden hizmet alabilmekte? Onlara neler sunabiliyoruz? Bu oldukça uzun bir liste aslında. Toparlayacak olursak daha çok gebelik. Gebelik takipleri, riskli gebelikler, infertilite dediğimiz kısırlık, bununla ilgili tedaviler ve değerlendirmeler, kapalı ameliyatlar dediğimiz laparoskopi ve histeroskopi ameliyatları, menopoz kontrolleri, genital estetik, bunun dışında idrar kaçırma ve bununla ilgili ameliyatlar konusunda hizmet vermekteyiz. Yani kadın hastalıklarıyla ilgili bütün hizmetleri bir çatı altına alabilme imkanı buluyor gelen değerli hastalarımız. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim. Çok kısa zamanda herkesin tercih ettiği bir işletmecilik yapıyoruz. Fakat biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden muayenehane ya da ofis gene çalışmaya hizmet veren birçok doktorumuz da mevcut. Sizi diğerlerinden ayıran özel sebep nedir? Niçin insanlar ısrarla sizleri tercih eder efendim? Aslında ben bunun altında bilimsel bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Daha çok ben kendi işimi çok seven bir insanım. Bu işi severek yapan biriyim. Her zaman empati yapma yolunu kullanan bir insanım. O yüzden insanlarla ve bize gelen hastalarla beraber aile olduğumuzu onlara ve kendime hissettirmeye çalışıyorum. Böyle yaptığım zaman daha dikkatli ve özenli davrandığımı düşünüyorum. Belki de daha çok insanların bizimle başarılı olsak da olmasak da hiç önemli değil. Her zaman her işte başarılı olacağız diye bir şey yok. Ama bizimle iletişim kurmalarının, bizden yardım istemelerinin sebebinde daha çok bir aile olarak hareket ederek, bir aile olarak onları olduğumuzu onlara hissettirerek davranışımız ön planda diye düşünüyorum. Öncelikle güven diyorsunuz. Evet. İnsanların size olan güvenleri sizin tercih edilme sebeplerinizin bir bölümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki sizin yılların tecrübesi, verdiğiniz kaliteli hizmetler, müşteri memnuniyetleriniz de sizi özellikle tercih edilme sebeplerinizi oluşturmakta. Şimdi biraz evvel söyledim, Türkiye'nin birçok noktasından gelen değerli misafirlerimiz var. Muğla ve çevrenin tamamına hizmet verirken zaman zaman da Türkiye'nin 81 ilinden gelen konuklarımıza hizmet verdik ve veriyoruz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz? Öncelikle Taylan Bodur yazarak bütün sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirler. Instagram, Facebook, mail adresi yine Taylan Bodur mail adresinden bize ulaşabilirler. Bunun dışında telefon numaralarımız 0532-642-0671 ve 0252-212-3545 telefon numarasından bize ulaşabilirler. Mesaj yoluyla, WhatsApp yoluyla direkt arayarak onlar açısından verebileceğimiz kısa bilgi ya da bizim değerlendirmemizi gereken bir durum var ise onlar için uygun zamanı ayarlayarak kendilerine faydalı olmaya çalışırız. Şimdi sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşacak olan değerli izleyicilerimiz burada verilen hizmetlerle ilgili detay bilgi ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından sizleri arayıp tabii ki rezervasyon yaptırabilir, hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizleri arayabilme imkanı var.
Şimdi dediğim gibi sektörde yıldız firmasınız. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili hayalleriniz neler, neler yapmayı düşünüyorsunuz bu sektörle alakalı? Öncelikle ben doğduğum büyüdüğüm şehirde hizmet veriyorum şu anda. Burada olmaktan çok mutluyum. Muğla'nın sağlık açısından ileri seviyeye ulaşması için kendi dalımda en iyi hizmete ulaştırmaya çalışıyorum. Ben daha küçükken özellikle hala da aslında geçerli de kendi dalımızda ve birçok dallarda biz birçok hastayı başka şehirlere ya da başka illere sevk etmek ya da yetemediğimiz durumlarda oralara göndermek sorunlarıyla karşılaşıyorduk. Şu anda küçük çaplı bir işletme olarak buna başladık ama ilerleyen zamanlarda eğer bunu geliştirip daha büyütebilirsek bütün hizmetleri aynı bünyenin altında vererek insanlarımızı sadece bu şehirde bütün hizmetlere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Tabii ki zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, bünyemize daha fazla insanı çalıştırmak gibi projelerimiz var. Kurumsallaşmak hedeflerimizin içerisinde. Ancak anladığım kadarıyla bugün verilen hizmetin kalitesinden ödün vermemek ilk projemiz diyebiliriz. Şimdi sektörün en iyisisiniz dedim ve size en iyi yapan özellikleri sorduğumda siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Bana göre bunlar içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli izleyicimiz de var. Ki onlar aldıkları hizmetler sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturuyorlar. Buradan sizi tercih eden değerli hastalarınıza ve misafirlerinize bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Öncelikle çalıştığım süre içerisinde, doktorluk yaptığım süre içerisinde birçok insanın hayatına dokunduğumu düşünüyorum. İyi ya da kötü. Bunların bir kısmını onlarla ve çoğunluğunu onlarla paylaştık. Hepsine burada selam gönderiyorum. Her zaman bize ulaşmalarını, iyi ya da kötü hepsini bizlerle paylaşmalarını, yolu düştüklerinde bize uğramalarını bekliyorum. Hepsine sevgiler gönderiyorum. Değerli doktorum, çok kısa bir zaman önce bir de çocuğumuz dünyaya geldi ki özellikle size gelen hastalarımızın sizden aldığı hizmetle alakalı hizmeti eşinize bizzat uyguladınız. Çok yakın bir tarihte bir dünyaya gelen çocuğumuz var. Ben bunu canı gönülden kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ona sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Onunla ilgili de sizden biraz kısaca bilgi almak istiyorum. Çünkü size gelen hastalarımızın adına en az onlar kadar siz ne ifade etmek istediklerini ya da ne yaşadıklarını ve düşündüklerini artık anlayabilen, düşünebilen doktorsunuz. Daha önce uzmanlık alanınızdı. Mesleki açıdan tecrübeleriniz ve bilgilerinizle hareket ederken şimdi duyguları da bunun içine kattığımızı söyleyebiliriz. 40 gün önce benim için çok özel bir durum gerçekleşti. Bir oğlum oldu. Adını Yılmaz Ayaz koyduk. Benim rahmetli babamın ismi. 57 yaşında akciğer kanserinden kaybettim kendisini. Benim için çok değerli bir insandı. Benim buralarda, bu şehirde, bu şekilde hizmet vermemde inanılmaz derecede katkıları oldu. Eskiden çok iyi anlamaya çalışıyordum aileleri ama baba olduktan sonra bazı şeyler daha çok değişti. Kesinlikle. Empati yapmaya çalışıyordum ama şimdi empatinin biraz daha ötesine taşıyabiliyorum kendimi. Gebelik sürecinde, gebelikten sonra, doğumdan sonra da karşılaşıyoruz. Bütün hastalarımızla sokakta, bir yerde otururken, bir şeyler içerken, bazen burada çalıştığımız yerde bizi ziyarete geldiklerinde artık onların gözlerindeki neşeyi, uykusuzluğu, sevinci, hüznü hepsini bir arada yaşayabiliyorum. İşimizin her zaman güzel tarafını yansıtmaya çalışıyoruz. Belki bu bizim için bir eleştiri olarak kabul edebiliriz. Kötü olan, kötü anılarımızı paylaşmıyoruz. Kaybedilen bebeklerimiz ya da sonlanan gebeliklerimiz. Onları bir nebze daha iyi anlamaya başladım. Onları yerine kendimi koymak adına. Oğlumdan herhangi bir dileğim, isteğim bulunmuyor. Sadece şu ana kadar ben kendi adıma, ailemin bana verdiği, önce kendi yaşadığım şey, sonra kendi yaşadığım ülke daha iyi konuma getirebilmek adına bir bilim insanı olarak, bir bilim adamı olarak, bir entelektüel olarak daha iyi şeyler yapmak adına uğraştım. Hangi meslek dalında olursa olsun, ister doktor olur, ister başka mesleklerde, kendi adına, sonra ülkesi adına, kendi şehri adına bu seviyeyi ileri taşıyabilir diye umut ediyorum. Öncelikle tabii ki ailesi adına, memleketi adına, memleketini belki de yurt dışında doğru temsil edebilecek bir birey olarak bizler de ona bundan sonraki hayatında ve yaşamında başarılar diliyoruz. Biliyorum, özellikle sizin gibi aydın, sizin gibi işini gerçekten doğru yapan insanların yetiştirecekleri çocuklar da tıpkı sizler gibi sizden alacağı bayrağı çok daha iyi noktalara getirecek evlatlar olacaktır. Size, eşinize cani gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ona da ömür boyu mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür. Bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarınız daim olsun diyorum. Siz biraz evvel sizleri tercih eden değerli misafirlerinize teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette de bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Muğla merkezden ve sektörün en iyisi Operatör Doktor Taylan Bodur'dan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi.
uzun yılların tecrübesi, yaptıkları profesyonel çalışmalar, çalışan profesyonel kadrosu son derece hijyenik ortamlarıyla mutlak görülmesi gereken bir yer. Zaten neler hizmet kalitesi, kendileri ve çalışanlarını görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Başarılarınız daim olsun, kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.